bize F-35 vermiyorlar. Aldığımız alternatif savunma sistemlerine tepki gösteriyorlar. Normalde hava savunma sistemi bir ülkede yaşayan ortalama bir insanı ilgilendirmemesi gereken bir konu. Mesela Norveç'te bir insana mikrofon uzatıp dünyada kullanılan bir hava savunma sisteminin adını sorsanız muhtemelen halkın büyük çoğunluğunda cevap bile alamazsınız. Ama Türkiye için aynı şey geçerli değil. Beğenmediğiniz Facebook dayılarına filan denk gelseniz bırakın size S-400'ün adını söylemeyi Patriot'la karşılaştırmasını bile anlatırlar. Çünkü biz özellikle son yıllarda hava savunma sistemlerini çokça konuştuk. Ya da konuşmak zorunda bırakıldık. Eskiden bu konularda Batı bizim gündemimizi çok kolaylıkla belirleyebiliyordu. Yani kurdukları her cümle Türkiye'de haftalarca konuşacağımız bir gündem oluşturabiliyordu. Peki bunun sebebi ne? Muhtemelen birçoğunuzun aklına hemen gelmemiştir sebebi ama cevabı hepiniz biliyorsunuz. Bağımlılık. Hani biz hep bağımsız bir devletiz diye slogan atardık ya o öyle değilmiş bağımsız bir devletin gündemini başkaları kolay kolay belirleyemez. Mesela ABD sana Patriot hava savunma sistemini vermiyorum dedi. 3 ay kadar konuştuk. Sonra seni F-35 programından çıkardım dedi. 2 yılımız da öyle gitti. E hani bağımsızlık kendimizi kandırmıyoruz. Özellikle silah sanayinde dışarı bağımlı olan ülkeler hiçbir açıdan bağımsız değildir. Aslında Türkiye neden her şeyden çok savunma sanayine ağırlık verdi sorusunun cevabı da burada gizli. Ama bu konuda karamsarlaşmaya gerek yok. Çünkü bağımsızlığa doğru ilerlemeye başladık. Hem de ciddi anlamda hızla ilerlemeye başladık ve bu yolda belki milli savaş uçağı kadar önemli bir projeyi konuşuyoruz bugün. Yani milli uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siperi. Siper yerli S400 olarak düşünebileceğimiz bir sistem ve geçen gün sonunda seri üretim sözleşmesi imzalandı. Sonunda dediğime bakmayın ha. Ben sabırsızlandığım için böyle diyorum. Yoksa proje cidden çok hızlı ilerledi. O yüzden bugün konumuz Siper. Konu önemli. Ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öyle ondan geriye sayılan havalı hareketler görmediniz az önceki videoda ama atışın ne anlama geldiğini bilenler elbette bu videonun ne kadar havalı olduğunun farkında. Bir ev düşünün. Dünyanın en güzel evi. İçine de dünyanın her yerinden en nadide eşyalar toplanıp getirilmiş önünde havuzu var. Triplex lüks bir bina ya da belki de bir rezidansın muhteşem manzaralı bir dairesi. Size bu evi hediye ediyorlar. Muhtemelen o an çok mutlu olursunuz ama bir şey var ki bu evin çatısı yok ve çatı olmadan yaşamayı kabul ederseniz eğer ev sizin olacak. Böyle bir şeyi kabul eder miydiniz? Muhtemelen hediyeyi duyunca yaşadığınız mutluluk bir anda kaybolurdu. İşte hava savunma sistemleri ülkeler için çatı demek oluyor. O yüzden bugünkü konu ve az önce izlediğiniz video çok önemli. Türkiye'nin daha düne kadar bir çatısı yok. tudo. dünyanın en karışık bölgesindeyiz. Dünyanın bütün büyük güçlerinin hedef tahtasına oturmuş durumdayız. Yani evet savaş bize uzak gibi görünüyor. Yani bugün savaşacağız desem kimse inanmaz. Ama yarın bir ülkeyle savaşa girsek de eminim ki kimse şaşırmaz. Öyle bir ikilemin tam ortasındayız. Çevremiz balistik füze cenneti. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin ciddiye alınacak bir hava savunma ağı yoktu. Sözde müttefiklerimiz bu konuda gayet iyi durumdalar. Ama onlar da bize satmıyorlardı. Biz ama örtülü ama açıktan batının ambargolarına hep maruz kaldık Daha bundan 10-15 yıl öncesine kadar 1960 yapımı sistemler kullanıyorduk. Özellikle alçak irtifa hava savunma sistemlerini konuşurken onlardan bahsedeceğiz. Şu an detaya girmiyorum. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. Türkiye çok alçak irtifadan başlayarak bütün katmanlarda dünyanın en iyi sistemleriyle yarışacak hava savunma sistemlerini üretti ve orduya teslim etti. Şimdi sıra geldi yüksek irtifa sistemlere. Yani ABD'den almaya çalıştığımız ama bize vermedikleri petriyatın muadiline. Ya da Rusya'dan aldığımız için f 5 programından çıkarıldığımız S400'ün muadiline yani Siper'e. Geçenlerde Siper hava savunma sisteminin blok 1 versiyonu için seri üretim sözleşmesi imzalandı. Yani Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE Siper sistemini geliştirdi. Bütün testlerini tamamladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri de kabul testlerini bitirdi. Ve artık bu proje olgunlaştı denilerek seri üretim izni verildi. Yani şu an bitmiş bir projenin üretim safhasına geçildi. Yani artık iş en kolay kısmında. Peki önemli sorulardan birini cevaplayalım. Siper ve özellikle de seri üretimine geçilen Block 1 versiyonunun özellikleri neler? Siper projesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin 2018 yılında imzaladığı bir sözleşmeyle başladı. TÜBİTAK SAGE Siper Blok 2 füzesinin geliştirilmesinden sorumlu. ROKETSAN ise Siper Blok 1 füzesiyle Siper Blok 2'nin roket motorunu geliştirmekten sorumlu. Füzeler de bunlarla sınırlı kalmayacak. Aynı S400 ya da Patriot sistemlerinde olduğu gibi Siper'in de birden fazla füze çeşidi olacak. Sistemde kullanılacak olan ilk füze yani Blok 1 Hisar RF füzesi üzerinden geliştirildi. Roketsan tarafından yapıldı bu. Yani hedefine kendisi angaje olabilen bir füzeden bahsediyoruz. Bu füzenin atışı testlerinin tamamı başarıyla gerçekleştirildi. Siper sistemi savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı etkili bir sistem olacak. İlerleyen aşamada balistik füzelere karşı da savunma yapabilecek hale gelecek. Farklı farklı füzeleri olduğu için tek bir menzilden söz etmek elbette mümkün değil. Zaten Siper'in bütün özellikleri de açıklanmadı daha. Ama net olarak şunu biliyoruz. Siper Blok 2 füzesinin menzili Okay. 150 kilometrenin üzerinde. Peki siper nasıl bu kadar hızlı geliştiriliyor? Cevap basit. Çünkü Hisar A ve Hisar O'dan elde edilen tecrübeler buraya aktarıldı. Bu sayede sistemin detay tasarımları 2021 yılında tamamlandı. Atış testleri de aynı yıl başladı. Bu testlerde şimdi seri üretimine başlanan Blok 1 füzesi kullanıldı. Blok 1'in ayrılabilir fırlatma motoru var. Bu sayede menzili çok artıyor. Bu füzenin menzili 110 kilometrenin üzerinde ve bir siper bataryası 13 farklı sistemden oluşuyor. Bu sistemler yerli imkanlar geliştiriliyor. Mesela sistemde arama radarı olarak Aselsan'ın geliştirdiği erken ihbar radar sistemi kullanılıyor. Tüm bu yerlilik oranı ve gelişmiş özellikleriyle önümüzdeki yıl envantere girdiğinde siper hava savunmamızda bizim elimiz ayağımız olacak. NATO uyumlu bütün sistemlerimizle ortak çalışabileceği için S-400'den çok daha etkili bir koruma sağlayacak. Ayrıca her ne kadar Rusya ile şu an aramız iyi olsa da S-400 kullanımı da bir tür bağımlılık. Yarın bir gün onlarla da aramız açılsa yine ortada kalırdık. Ama siper bize tam bağımlı bağımsızlığı sağladı. Başından beri sürekli bağımsızlık, bağımsızlık deyip duruyoruz. Peki bizi bunu sürekli söylemeye iten şey ne? Şu meseleyi açalım biraz. Yani ne oldu da bizim canımız bu kadar yandı? Çok geriye gitmeye de gerek yok. 1991 ve 2003 yıllarında burnumuzun dibinde yani Irak'ta iki savaş yaşandı. Saddam yönetimi Körfez krizinde bolca skut füzesi kullandı. Türkiye bu süreçte çok ciddi sıkıntıya düştü. Çünkü bizim kayda değer bir hava savunma sistemimiz yoktu. 2011'de Suriye'deki iç savaş başladığında da benzer bir sıkıntı yaşadık. Ve yine kendi başımıza kaldık, çaresizlik. Ama müttefiklerimiz hemen koşup yardıma geldiler. NATO üyesi bazı ülkeler Türkiye'ye Patriot bataryalarını getirdi. Tabi onları kendi askerleri kullanıyordu. Ve Türkiye'nin güvenliği için sonsuza dek burada bekleyeceğiz dediler. Neyse bu kızım çok abartı oldu. Çok durmadılar. 2015 yılında ABD Gaziantep'teki Patriot bataryalarını geri çekti. Aynı yıl Almanya'da Kahramanmaraş'tan bataryalarını çekti. Yanı başımızda savaş devam ediyor. Balistik füze tehdidi var. Hemen sonrasında Doğu Akdeniz krizi yavaş yavaş başladı yani etrafımız Patlamaya hazır bomba. Ve biz hiçbir savunma sistemimiz olmadan ortada kaldık. İşte bağımlılık dediğim bu çaresizlik. O dönem hemen arayışlara başladık. O süreci uzun uzun anlatmaya gerek yok. ABD ve Çin'den istediğimiz hava savunma sistemlerini istediğimiz şekilde alamadık. Biz de 2017 yılında Rusya ile S-400 için anlaşma imzaladık. İlk filo geldi ve 2020 yılında Sinop'ta testlerini de yaptık. Ama tabi ABD bunu kabul etmedi ve bizi F-35 projesinden çıkardılar. Eşkıya gibi mi davrandı? Evet tam olarak eşkıya gibi davrandı. Ama zaten 100 yıldır aynı şeyi yapıyorlar dünyada. Güce sahip olunca eşkiye dönüşmemek bize has bir meziyet. Onların bilebileceği ve uygulayabileceği işler değil bunlar. Ama en nihayetinde bu yaptıkları yanlarına kar kaldı çünkü onlara bağımlıydık. Ama şimdi bu sözleşmeyle birlikte hava savunma sisteminde batıyor olan bağımlılığımız tamamen bitti. Ayrıca bu sözleşme bizi çok ciddi bir maliyetten de kurtardı. Çünkü hava savunma sistemimiz yok diye gök vatanı savunmasız bırakacak değildik elbette. Yüksek irtifa hava savunmamızı F16 savaş uçaklarıyla yapıyorduk. Ama tabi bu yorucu ve maliyetli bir iş. Şimdi bundan da kurtuluyoruz. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım. Bu seri üretim sözleşmesi çok önemliydi. Gerektiği kadar gündem olamadı. Buna insanların ilgisizliği olarak bakıp kızabilirsiniz belki. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu ülke artık savunma sanayiinde başarıya alıştı. Kim bilir belki de son yılların kazandırdığı en önemli şey budur. Allah'a emanet olun.